Merhaba, eğitim analizi sonuçlarına göre karma öğrenme stiline sahipsin. Peki karma öğrenme stili nedir? Nasıl ders çalıştığımızda daha fazla verim alırız? Bunun kurallarını hazırsan birlikte öğrenelim. Öncelikle karma öğrenme stili ne demek? hem görsel hem işitsel hem dokunsal öğrenme stiline sahipsin. Yani aslında ders çalışabileceğin ortamın nasıl olduğu, ders çalışırken hangi materyalleri kullandığın aslında senin açından çok fazla fark etmiyor. Karma öğrenme stili olduğun için üç tip öğrenme stiline de hitap eden bir yapın var. Bu yönde de şanslı olduğunu belirtmek istiyorum. Çalışma ortamı nasıl olmalı? Tabii ki işitsel tarafın kuvvetli olduğu için sesin olmadığı bir ortam olması lazım. Dokunsal tarafın kuvvetli olduğu için rahat hareket edebileceğin geniş bir ortam olması lazım. Görsel öğrenme stilinde etkili olduğu için daha böyle kalabalık olmayan, daha sade, derli toplu, göz zevkini bozucu etkenlerden uzak bir ortam olması lazım. Bunlar senin etkili öğrenmen adına bu ortamda çalışıyor olman çok daha önemli olacak. Verimli çalışma kurallarında çalışmalarında tablolardan, grafiklerden, şemalardan yararlanabilirsin. Özellikle bu şekilde çalıştığın zaman görsel öğrenme stiline hitap edeceğin için çok daha etkili olacak. Aynı zamanda yüksek sesle çalışabilirsin çünkü işitsel öğrenme stiline de hitap ediyorsun. Böylelikle bağıra bağıra ders çalışman da bayağı faydalı olacaktır. Ders konuğunla ilgili videolardan yararlanman videoyu hem göreceğin hem dinleyeceğin için görsel ve işitsel aynı anda hitap edebileceksin. Aynı zamanda rahat hareket edebileceğin geniş bir ortamda çalıştığın zaman da dokunsal tarafına hitap edeceksin ve böylelikle her öğrenme stiline uygun çalışabileceğin, kuralları uyacağın için daha fazla verim almış olacaksın. Not alarak çalışmanı kesinlikle öneriyoruz. Tabii ki not alırken aldığın notları yüksek sesle okuyabilirsin. Renkli kalemler, renkli kağıtlar, postitler kullanabilirsin. Önemli yerleri muhakkak defterine ya da bir yazı tahtasına, ayakta da yazı tahtasına not alabilirsin. Böylelikle 3 tane öğrenmesine de hitap ederek çalışmış olacaksın. Bazı kırtansiyon malzemeleri de kullanmanı öneriyorum. Tabii ki muhakkak kitabın, defterin olmalı zaten. Bunun yanı sıra yazı tahtası, yazı kalemi temin edebilir. Dokunsal öğrenme bu şekilde hitap edebilirsin. Renkli kağıtlar, renkli kalemler, haritalar, tablolar, atlaslar, grafikler kullanıp görsel yönüne hitap edebilirsin. Yine video izlerken kulaklık takarak dinleyip dış seslerden kendini uzak tutacağın için işitsel tarafına da hitap edebilirsin. Bu malzemeleri kullanarak da daha etkin bir çalışma ortamı yaratmış olabilirsin kendini. Artık bu teknikleri uygulayarak daha etkin çalışma metotlarını da öğrenmiş olduğunu düşünüyoruz. Böylelikle bu tekniklerle daha yüksek başarıya ulaşabileceğine de yürekten inanıyoruz. Sana başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.